Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar cümleten. İnşallah akademik Arapça serimizdeyiz ve bugün sarf kitabımızın ikinci dersini çekeceğiz. Eddersü thani, ikinci ders ve inşallah bu dersimizde el fi'lul madi el thulafiyyu, yani üç harfli mazi fiili inşallah öğreneceğiz. Evet, sarf kitabındayız, ikinci dersteyiz ve inşallah bugünkü konumuz az önce de dediğimiz gibi üç harfli mazi fiiller olacak. El fi'lul madi el thulafiyyu, üç harfli mazi fiil. El emsiletul muhtelifetu, yani çeşitli örnekler. Ehfezu, ezberliyorum. Ehfezu, ezberliyorum. Peki neyi ezberliyorum? Nasara kelimesini. Nasara kelimesi siga olarak fiili mazidir ve manası da yardım ettidir. Nasara bir fiili mazi örneği Arapçada ve manası da yardım etti. Yardım etti nasara. Ehfezu el cedvel el atiye, gelen cetveli ezberliyorum. El madi el ma'lum, yani fiili mazinin malum çekimi. Bir de inşallah ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Fiili mazinin, özellikle fiili muzarinin bir de meçhul çekimleri var. Ama öncelikle tabii ki bilmemiz gereken bunların malum çekimleri Arapçada. Şimdi bu aşağıda bir tablomuz var ve bu tablomuzda kitabımız bizlere fiili mazinin malum çekimini nasara fiili üzerinden göstermiş durumda. Öncelikle şunu unutmayacağız. 3 tane gaib sigamız var. 3 tane gaibe sigamız var. 3 tane muhatap sigamız var. 3 tane muhataba sigamız var. 2 tane de nefsi mütekellim sigamız var. Yani toplam 14 tane sigamız var 3 harfli mazi fiilin malumunu çekerken Arapçada. Nasara yardım etti bir gaib er. Nasara İki gayip erler yardım ettiler. Nasaru cemi gayip erler yardım ettiler. Yani bunların Türkçe anlamlarını verirsek eğer, nasara yardım etti, ikisi yardım etti, yardım ettiler olacak Türkçe anlamlar. Gaibe de yine üç tane nasarat bir bayan yardım etti. Nasarate iki bayan yardım ettiler. Nasarne cemi bayanlar yardım ettiler. Bir erkek, iki erkek, cemi erkekler. Bir bayan, iki bayan, cemi bayanlar. Şimdi muhataba bakalım. Nasarte sen yardım ettin. Nasartüme siz ikiniz yardım ettiniz. Nasartum siz erkekler yardım ettiniz. Sen yardım ettin. Siz ikiniz yardım ettiniz. Siz erkekler yardım ettiniz. Yani cemisin, nasartum. Nasarti, sen bir bayan yardım ettin. Nasarti, sen yardım ettin bir bayana, bunu söylüyoruz. Nasartüme, siz ikiniz yardım ettiniz. Nasartunne, siz bayanlar yardım ettiniz. Sen bir bayan yardım ettin nasarti. Siz bayanlar ikiniz yardım ettiniz nasartüme. Siz cemi bayanlar yardım ettiniz. Nasartunne kullanacağız. Son olarak iki tane de nefs-i mütekellim sigamız var. Birisi ben yardım ettim nasartu, diğeri de biz yardım ettik anlamına gelen nasar ne olacak. Şimdi bunları kesinlikle ezberlemek zorundayız. Öncelikle onu üzülerek sizlere bildirmek isterim. Bu şu an ekranda olan cetveli, tabloyu mutlaka ezberleyeceğiz. Üç gaib sigasını, ki gaipler yani müfret için, müsenna için ve cemi için, üç gaibe yine aynı şekilde müfret müsenna cemisi var. 3 muhatap yine müfret müsenna cemisi var. 3 muhataba yine müfret müsenna cemisi var. Ve 2 tane de nefs-i mütekellim var. Bu tabloyu ezberleyeceğiz. Tabii ki ezberlerken üçer üçer ezberlemenizi size şiddetle tavsiye ederim. Yani şu şekilde ezberleyeceğiz. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarate, nasarne. Nasarte, nasartume, nasartum. Nasarti, nasartume, nasartunne. Nasartu, nasarne şeklinde bunları ezberleyeceğiz. İlk derslerimizde bunları ezberleyebilirsiniz.
sonradan unutabilirsiniz. Bunda üzülecek hiçbir nokta yok. Ama zamanla sarf derslerimiz ve nahiv derslerimiz ilerledikçe siz buradaki nasaradaki elifin tesniye elifi, şuradaki vavın cemaat vavı, şuradaki nunun nunun nisve, şuradaki t'nin faillik t'si, aynı şekilde şuradaki t'nin, t'nin, tumelerin, tumun, tunnenin, nanın, aynı şekilde ta'nın hepsinin harekeli faillik zamirleri olduğunu öğrendiğiniz gün inşallah bir daha bu fiil-i mazinin malum çekimini unutmayacaksınız. Şimdi sizlerden beklediğim, yani neyin ne olduğunu bilmeden kaba taslak yüzeysel bir ezber. Bu 14 sigayı, yani fiil-i mazinin malumunun bu 14 farklı çekilişini kaba taslak ezberlemeniz, ama sonrasında inşallah bunları neyin ne olduğunu bilerek ezberleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ehfezu el fi'lel madi me'ad damairir ref'il munfasile. Bu da başka bir cetvel. Burada da fiil-i mazinin yanında şu şekilde munfasıl merfu zamirler var. Yani munfasıl merfu zamirlerle beraber şuranın anlamını verelim. Munfasıl yani ayrık yazılan merfu zamirlerle beraber fiil-i maziyi ezberliyorum bölümü. Şimdi nasara yardım etti derken aslında bizim kastettiğimiz huve nasara, yani o erkek yardım etti, gayip olan bir erkek yardım etti. Nasara deyince huve nasara zaten anlaşılacak. Ya da nasara iki erkek yardım ettiler derken hume nasara anlaşılacak. Ya da nasaru yardım etti cemi erkekler derken hum nasara, yani nasaru, yani onlar yardım ettiler anlaşılacak. Veya nasarat bir bayan yardım etti derken hiye nasarat anlaşılacak. Çünkü hiye bir bayana işaret eder Arapçada. Ya da iki bayan yardım ettiler derken hume nasarate anlaşılacak. Veya cemi bayanlar yardım ettiler derken hunne nasarne anlaşılacak. Veya sen yardım ettin derken nasarta derken aslında demek istediğimiz ente nasarte, sen yardım ettin. Siz ikiniz yardım ettiniz derken biz entume nasartume diyoruz ama aslında entume nasartume'yi kastediyoruz. Ya da siz erkekler yardım ettiniz hepiniz derken nasartumu söylerken entum nasartumu kastediyoruz. Sen bir bayan yardım ettin derken nasart diyoruz ama enti nasartiyi kastediyoruz. Ya da siz iki bayanlar yardım ettiniz derken nasartume derken entume nasartume'yi kastediyoruz. Ya da siz cemi bayanlar yardım ettiniz derken nasartunne derken entunne nasartunne'yi kastediyoruz. Son olarak ben yardım ettim derken nasartu derken ene nasartuyu kastediyorum. Ya da biz yardım ettik derken nasar ne derken nehnu nasar neyi kastediyoruz. Şimdi biz bunu nereden anlayacağız? Şöyle de bir farklı bir açıdan olaya bakalım. Şimdi mesela nasara, yani yalın halde olunca fiili mazi erkeğe delalet ediyor ve bir gayip erkeğe delalet ediyor. Bunu bileceğiz. Zaten şu nasara ile bu nasaranın farkı şuradaki tesniye elifi. Demek ki bu işi iki gayip erkek yapıyor. Şu nasarunun sonundaki cemaat vavı da bir işi cemi erkeklerin yaptığına delalet ettiğine göre demek ki nasaruda da bu işi cemi erkekler yapıyor. Yardım ettiler anlamında. Hiye bayan için kullanıldığı için nasaranın sonuna da müenneslik t'si getirdik ki bunun nasara bir erkek yardım etti, nasarat bir bayan yardım etti olayını anlamamız için. Yine iki bayan yardım ederse nasara te diye bu nasaratın sonuna bir de tesniye elifi getirdik. İki kişiye delalet etsin diye. Sonra cemi bayanlar anlamına gelen hunnenin yerine nunu nisveyi kullandık. Nasaranın sonuna nasar ne dedik ki bu işi cemi bayanların yaptığını anlayalım diye. Sonrası zaten daha basit. Entenin t'sini nasaranın sonuna nasarta diye yapıştırdık. Entume'nin tume'sini nasaranın sonuna nasartume diye yapıştırdık. Entumun tumunu
Nasara'nın sonuna Nasartum diye yapıştırdık. Enti'nin T'sini Nasara'nın sonuna Nasartı diye yapıştırdık. Entüme'nin Tüme'sini Nasara'nın sonuna Nasartüme olarak yapıştırdık. Entunne'nin Tunne'sini Nasara'nın sonuna Tunne diye Nasartunne olarak yapıştırdık. Son olarak Ene'ye delalet eden faillik T'sini ve Nehnu'ya delalet eden faillik nasını da fiil-i mazinin sonuna yapıştırarak nefs-i mütekellim sigalarını da tamamladık Allah'ın izniyle. Yani aslında bizler Nasara, Nasara, Nasaru diye çekerken Huve Nasara, Hume Nasara, Hum Nasaru olduğunu anlayacağız. Yani illa buraya Huve'yi, Hume'yi, Hum'u yazmaya gerek yok. Zaten fiilin sigasında Huve'ye de işaret var, Hume'ye de işaret var, Hum'a da işaret var Arapçada. Şimdi gelelim tatbik uygulama bölümüne. Acaba biz anladık mı? Bunu yapabiliyor muyuz? Nasara gibi herhangi bir mazi fiili 14 sigada çekebiliyor muyuz ki parantez içinde 3 tanesi gaib, 3 tanesi gaibe, 3 tanesi muhatap, 3 tanesi de muhataba, 2 tanesi de nefs-i mütekellim olduğunu ısrarla hatırlatıyorum. Esnidil ef'alel madiyete latiyete ile damair, yani gelen mazi fiilleri zamirlere isnat edin alıştırması. Yani bunları ne yapalım? Öncelikle Nasara gibi mutlaka sizlerden rica ediyorum. Buradaki şu an gördüğünüz 16 tane fiilin tamamını Nasara gibi 14'er kere mutlaka defterinize yazın. Bu alıştırmayı küçümsemeyelim. Eğer sarf ilmini öğrenmek istiyorsak, fiillerin çekimini hatasız bir şekilde yapmak istiyorsak çok fiil çekeceğiz. Özellikle de yazarak çekeceğiz. Şimdi birkaç tanesini beraber yapalım. İnşallah diğerlerini de sizden yapmanızı rica ediyorum. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebete, ketebne, ketepte, keteptuma, keteptim, keteptu, keteptuma, keteptunne, keteptu, ketebne. Bir daha çekelim, karıştırmış olabilirim. Tekrar yapalım. Ketebe, çünkü çekerken size bir ödev vermeyi düşündüm aslında. Hem çekme hem de düşünce aynı ana gelince maalesef sonlarını karıştırdım. Özür dilerim. Bir kere daha çekelim. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebete, ketebne, ketepte, keteptume, keteptum, ketepti, keteptume, keteptunne, keteptu, ketebne diye çekeceğiz. Terake'yi yapalım. Terake, terake, teraku, teraket, terakete, terakne, terakte, teraktüme, teraktum, terakti, teraktüme, teraktunne, teraktu, terakne olacak. Şimdi az önce düşündüğüm ödevi inşallah sizler için şimdi söyleyeyim ve bu videonun altına bu videoyu izleyen kardeşlerimizden şu 5 tanecik kısa bir ödev rica ediyorum. 5 tane 5 maddelik kısa bir ödev sizlerden rica edeceğim. Umarım beni kırmazsınız ve yapmak için zaman ayırırsınız. Öncelikle şuradaki hasede fiilini sizlere ödev vermek istiyorum. Hasede fiilinin yazalım. Birinci sorumuz şu. Hasede fiilinin, hasede fiilinin tabii ki neyi göre çekeceğiz? Bugünkü dersimizde öğrendiğimiz fiili mazinin malumunun o 14 tane sigasına göre çekeceğiz. Birinci ödevimiz şu. Hasede fiilinin, hasede fiilinin müsenna muhatabını yazmanızı sizden rica ediyorum. Birincisi bu. Hasede fiilinin müsenna muhatabı. İkinci olarak hadara fiilinin, hadara fiilinin cemi muhatabasını sizlerden yazmanızı rica ediyorum. Hadara fiilinin cemi muhatabasını yazmanızı rica ediyorum. Bir diğeri fesede fiilinin, fesede fiilinin müfret gaibesini yazmanızı rica ediyorum. Fesede fiilinin müfret gaibesini yazmanızı rica ediyorum. Dördüncü olarak sekene fiilinin,
nefsi mütekellim cemisini. Yani nasartu değil de diğerini. Sekene fiilinin nefsi mütekellim meal gayrını, yani cemisini yazmanızı sizden rica ediyorum. Son olarak da ketebe fiilinin cemi gaibesini yazmanızı sizden rica ediyorum. Ketebe fiilinin cemi gaibesini inşallah yorumlar kısmında bu 5 ödevi yazmanızı sizden rica ediyorum. Ayrıca da az önce söylediğim ödevi unutmuş değilim. Buradaki 16 fiilin tamamını, 14 sigalarını da defterinize teker teker yazmanızı sizden rica ediyorum. Umarım beni kırmazsınız. Şimdi el-emfiletu örnekler bölümüne gelelim. Dehale adilun ilal beyti, adil eve girdi. Harecel ebu minel beyti, baba evden çıktı. Arefen nasu İbrahim'e, insanlar İbrahim'i tanıdı. Raca'a Ahmedu bakiran, Ahmet erkenden döndü. Şekere Aliyun Sa'iden, Ali Sa'ide teşekkür etti. Kesere Umeru Züccace, Ömer camı kırdı. Burada biz neler görüyoruz? Dehale, harece, arefe, raca'a, şekere ve kesere gibi 6 tane fiil mazi malum fiili burada görmekteyiz. Şimdi gelelim kaidemize. Bu bizim için çok önemli bir kaide. Bunu mutlaka not alalım ve üzerinde birazcık düşünelim. Yusemme el harful evvelu minel fi'lil madi el-thulâfi, 3 harfli mazi fiilin birinci harfi faal fiil olarak isimlendirilir. Bu birinci kural. 3 harfli mazi fiilin birinci harfi, yani sağdan birinci, faal fiil olarak isimlendirilir. Yusemme el harfu thani minel fi'lil madi el-thulâfi, 3 harfli mazi fiilin ikinci harfi aynel fiil olarak isimlendirilir. Birinci harf faal fiil, ikinci harf aynel fiil. Ve üçüncü kaidemiz, yusemme el harfu thalithu minel fi'lil madi el-thulâfi, 3 harfli mazi fiilin üçüncü harfi, yani son harfi lamel fiil olarak isimlendirilir. 3 harfli mazi fiilin üçüncü harfi, yani son harfi lamel fiil olarak isimlendirilir. En baştaki faal fiil, ortadaki aynel fiil, sondaki de lamel fiil. O zaman bunu Nasara örneğinde şöyle bir açıklayalım. Nasara'nın faal fiili nun harfi. Nasara'nın aynel fiili sad harfi. Nasara'nın lamel fiili ra harfi Arapçada. O zaman ketebeyi de biz yapalım. Hemen şöyle boş bir kağıda ketebe yazalım. Ketebenin faal fiili kef harfi. Ketebenin aynel fiili t harfi. Ketebenin lamel fiili de b harfidir Arapçada. El fi'lul madi el-thulâfi, mazif, 3 harfli mazi fiil, fe'ale vezninde gelen 3 harfli mazi fiilin aynel fiilinin harekesi fetha olur Arapçada. Tekrar edelim. Fe'ale vezninde gelen 3 harfli mazi fiilin aynel fiilinin harekesi fethadır Arapçada. Mesela burada kitabımız örnek olarak da bizlere nasara ve ketebe fiillerini vermiş. Şimdi baktığımız zaman nasara ve ketebe fiili de ikisi de feale vezninde gelen sülasi mazi fiiller. Ve yine baktığımız zaman kuralımız çerçevesinde nasaranın aynel fiili olan sad harfinin harekesinin fetha olduğunu ve ketebe fiilinin aynel fiili olan t harfinin de harekesinin
fetha olduğunu görmekteyiz. Burada yine kitabımız misal olarak bize bir tablo vermiş. Mesela feale fiilinde nasarayı ele almışız. Nasara'nın faal fiili nun harfi, aynel fiili sad harfi ve lamel fiili de ra harfidir Arapçada. Şimdi gelelim et-tatbiku uygulama bölümüne. Cümlelerimiz var. Önce cümlelerimizi okuyalım. Harece İbrahimu, İbrahim çıktı. Seraka lissu, hırsız çaldı. Dekale talibu, öğrenci geldi. Dekale girdi, öğrenci girdi. Şimdi baktığımız zaman harece İbrahimu cümlesindeki sülasi mazi fiilimiz harece ve aynel fiili fetha. Seraka lissu cümlemizdeki sülasi mazi fiilimiz seraka ve aynel fiilimiz fetha. Dehalet talibu cümlesinde sülasi mazi fiilimiz dehale ve aynel fiilinin harekesi yine fetha olacak. Şimdi geldik alıştırmalar bölümüne. Acaba biz bu dersimizde 3 harfli mazi fiillerin malum çekimini öğrenebildik mi? Ya da faal fiili, aynel fiili, lamel fiili tam olarak kavrayabildik mi? Şimdi onu anlama zamanı. Et-tedribul evvelu, birinci alıştırma. Ekmil kemâ fil misal, örnekte olduğu gibi tamamla alıştırması. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Dehale adilun ilel beyti, adil eve girdi. Buradaki fiilimiz dehale fiili ve aynel fiili fethalı. Yani h harfi fethalı. Neydi aynel fiil? Ortadaki harfti aynel fiil. Celese Umeru alel kürsiyi, Ömer sandalyenin üzerine oturdu. Buradaki fiilimiz celese ve aynel fiili yine fethalı Arapçada. Ehazel veledu el halibe, baba sütü aldı. Buradaki mazi fiilimiz 3 harfli ehaze ve aynel fiili fethalı. Terake İbrahimul kaleme alet tavileti, İbrahim kalemi masanın üzerinde bıraktı. Terake buradaki 3 harfli mazi fiilimiz ve aynel fiili fethalı. Abeden nesullâhe, insanlar Allah'a kulluk etti. Buradaki 3 harfli mazi fiilimiz abede ve aynel fiili fethalı. Mena'al İslamul hamra, İslam içkiyi yasakladı. Buradaki 3 harfli mazi fiilimiz mena'a ve aynel fiili yine fethalı. Ketebet talibu ederse, öğrenci dersi yazdı. Buradaki 3 harfli mazi fiilimiz yine ketebe ve ketebe fiilinin de yine aynel fiilinin fetha olduğunu görüyoruz. Et-tedribu sani, ikinci alıştırma. İmle il feragati, boşlukları doldurun. Bil fi'lil madi es-sulasiyyil münasib, uygun 3 harfli mazi fiille boşlukları doldur alıştırması. Hişamun ez-zucace, Hişam camı kesara kırdı. Hişam camı kırdı. Burada kesara fiilini tercih edelim. Et-tiflu çocuk, et-taame yemeği, ekele yedi. Çocuk yemeği yedi. El-lissu hırsız, el-mâle malı, ne yaptı? Seraka çaldı. Peki neden hocam bu diğerlerini tercih etmiyoruz da kesarayı, ekeleyi ve serakayı tercih ediyoruz? Hemen onu da açıklayalım. Kitabımızın bizden istediği bu alıştırmada 3 harfli mazi fiili bulacağız. Uygun olan 3 harfli mazi fiili bulacağız. Şimdi baktığımız zaman iştara 3 harfli değil. Defa 4 harfli. Seade 4 harfli. Ekreme 4 harfli. Eda'a 4 harfli. İstehdeme 6 harfli. Bize 3 harfli lazım. O yüzden kesara, ekele, seraka. El-veledu çocuk, en-nukude parayı, talebe istedi. Harece çıktı. Burada talebe daha uygun. Akebe zaten 4 harfli, onu seçemeyiz. El-raculu adam, el-bâbe kapıyı,
Fetaha açtı. Zaten iftetaha 5 harfli, iktarebe de 5 harfli yine. Mahmudul kitabe, Mahmud kitabı gare'e okudu. Ehde zaten 4 harfli, şeribe de içti anlamına geliyor. Mahmud kitabı içecek hali olduğunu sanmıyoruz değil mi? Gelelim 3. alıştırmaya. Ettedribu salisu. Uzkur aynel fi'li, aynel fiili söyle. Ve hareketehe fil kema fil misal. Örnekte olduğu gibi aynel fiili ve onun harekesini söyleyeceğiz. Bakalım. Celese, fiilimiz celese. Bunun aynel fiili lam harfi ve harekesi de fethadır. Kasede, yine aynel fiilimiz sad harfi ve bunun da yine harekesi fethadır. Secede, aynel fiilimiz cim harfi ve harekesi fethadır. Kara'e, aynel fiilimiz ra harfi ve harekesi fethadır. Raca'a, döndü, aynel fiilimiz cim harfi ve harekesi fethadır. Kesara, aynel fiilimiz sin harfi ve harekesi yine fethadır. Ettedribur rabi'u, 4. alıştırma. İmle il feragat ilatiyete, gelen boşlukları doldurun. Bil ef'alil münasibeti, uygun fiillerle doldurun. Bize 6 tane kitabımız fiil vermiş ve 6 tane boşluğumuz var. Burada uygun fiili uygun boşluğa yazacağız. Bizim için bu kolay bir alıştırma. Ennâsu, insanlar lillahi, Allah için ne yaptılar? Secde ettiler. Seceden nâsu lillahi olabilir burası. Deneyelim. El ebu er risalete, baba mektubu ne yaptı? Fetaha açtı. Fetahal ebu er risalete. Et talibu el camiate, öğrenci üniversiteyi talebe istedi diyelim. Talebet talibu el camiate. Et tullabu, öğrenciler el aleme, bayrağı rafaya kaldırdı. Rafa'at tullabu el aleme. Kesara ahmedu el kaleme, Ahmet kalemi kırdı. El ustazu, öğretmen el kitabe, kitabı. Şuraya talebe diyelim. Talebe el ustazu el kitabe. Buraya da dehale diyelim. Dehale talibu el camiate, öğrenci üniversiteye girdi. Bir kere daha yapalım, hem de cevaplarımızı kontrol etmiş oluruz. Seceden nasu lillahi, fetahal ebu er risalete, dekalet talibu el camiate, rafeat tullabu el aleme, kesara ahmedu el kaleme ve son olarak talebel ustazu el kitabe olacak. Ettedribul hamisu, 5. alıştırma. Da fi'len ala vezni fe'ale kema fil misal. Şimdi burada bir takım boşluklarımız var. Bu boşluklarımıza fe'ale vezninde fiiller koyacağız. Örnekte olduğu gibi. Bakalım örneğimize. El ebu, baba ilal ameli, işe zehebe gitti. Zehebel ebu ilal ameli. Fetaha ahmedu el babe, Ahmet kapıyı açtı. Kesaral veledu ezzücace, çocuk camı kırdı. Seceder racülü fissalati, adam namazda secde etti. Ne, buna ne mi diyemeyiz, bakalım. Celesel maridu kalilen, hasta azıcık oturdu. Buraya celese diyelim. Fehime, fehime olmaz. Hepsi feale vezninde olacak. Et talibu, öğrenci, et derse dersi. Mesela buraya ne diyebiliriz? Feale vezninde talebe diyelim. Öğrenci dersi istedi. Talebet talibu et derse. Ketebel veledu el vacibe, çocuk ödevi yazdı. Bir kere daha yapalım isterseniz. Feteha ahmedu el babe, kesaral veledu el zücace, seceder racülü fissalati, celesel maridu kalilen,
Talebe talibu ederse ketebel veledu el vacibe olacak. Et tedribu sadisu 6. alıştırma. Hati min indike. Sen kendi yanından getir. Sittete efal 6 tane fiil feale vezninde. 6 tane kendi yanından feale vezninde fiil getir diyor kitabımız. Me'addabdehe bir şekil. Ve onu ne yapacağız? Harekeleyerek bu getirme işini yapacağız. Mesela ketebe, hadara, celese, talebe, feteha ve ne olabilir mesela? Hamele olabilir. Ettedribu sabi'u 7. alıştırma. Da harekete aynel fi'ali minel babil evvel. Yani birinci baptan olan fiillerin aynel fiillerinin harekesini koyun. Sonra cümleleri okuyun. Seketel veledu, çocuk sustu. Dehalel racule el beyte, adam eve girdi. Neşeral katibu kitaben, yani yazar bir kitap yayınladı. Terakel laibul kurete, oyuncu topu bıraktı. Sadaka Muhammedun, Muhammed doğru söyledi. Ketebe Ahmedu derse, Ahmet dersi yazdı. Ettedribu thaminu 8. alıştırmamız. Da hattan tehtel fi'lil madi minel babil evvel. Yani birinci baptan olan mazi fiillerin altına bir çizgi koyacağız. Şimdi birinci bab dediğimiz nasara yensuru gibi. Yani mazide aynel fiil fethalı, muzaride ötreli olan fiiller. Bunlar birinci bab. Mesela örneklerimize bakalım. Nazara yenzuru birinci bab. Alime ya'lemu maalesef dördüncü bab. Kefara yekfuru yine birinci bab. Harume yahrumu maalesef beşinci bab. Setara yesturu yine birinci bab. Nedime yendemu ikinci bab. İkinci bab değil dördüncü bab. Alime ya'lemu onu düzeltelim. Secede yescudu birinci bab. Semi'a yesme'u yine dördüncü bab. Katele yaktulu birinci bab. Kerume yekrumu beşinci bab. Dehale yedhulu birinci bab. Fehime yefhemu yine dördüncü bab. Talebe yatlubu birinci bab. Selime yeslimu ya da yeslemu ikinci bab ya da dördüncü bab selime. Burada kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane birinci babtan fiil tespit ettik. Yani aynel fiili mazide fethalı olan fiiller bunlar. Evet, böylelikle mülahazat notlar bölümüne geldik. Buraya bugünkü dersimizde öğrendiğimiz önemli noktaları Allah'ın izniyle yazabilirsiniz. Öğrendiğimiz kuralı, faal fiilin neye deneceğini, aynel fiilin neye deneceğini, lamel fiilin neye deneceğini yazabilirsiniz. Ya da nasara fiilinin fiili mazi malum versiyonu olan 3 gayip 3 gayibe, 3 muhatap 3 muhataba, 2 de nefsi mütekellim çekimini yine buraya yazabilirsiniz. Evet, böylelikle akademik Arapça sarf kitabımızın da 2. dersini bitirmiş olduk. İnşallah sizlerden rica ettiğim ödevlerinizi de ödevi de yorum kısmında yazmanızı sizlerden bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.